Zaten Allah'ın Müslüman Türklere böyle büyük zaferler nasip etmesinin sebebi ne? Velilere, alimlere karşı büyük bir hürmeti var. Sahabeye ve tabiine karşı büyük hürmetleri var. Yavuz, Allah ondan razı olsun. Osmanlı sultanları içinde benim en sevdiğim iki tanesidir. Bir, Sultan Mehmet. İki, Yavuz Sultan Selim. Hocam Kanuni devrinde biz zirve yaptık. Yani dünyadaki en büyük sınırlarımız Kanuni. Yavuz'un oğludur. Evet, zirve yaptık. Ben ona bakmıyorum. Zirveyi ilk adımlarını atan, PAF takımını ortaya koyan, bir sezonu 5 kupayla kapatan bir Barca var. Barca'yı kim o hale getirdi? PAF takımını kim yaptı? O Messi'yi alt taraftan kim buldu? Kim getirdi? Sen ona bakacaksın. Kanuni'ye bütün her şeyi hazır bir şekilde paket sistem halinde bırakan kim? Yavuz Sultan Selim Han. Bütün Osmanlı sultanları hep batıya cihat yapmışlardır. Hep batıya hücum etmişlerdir. Hep batıyı fethetmişlerdir. Yavuz hariç. Yavuz'un kafasındaki plan şuydu. Ben doğuyu fethetmem lazım ki doğuda ben ne zaman batıya cihada gitsem doğudaki sapkın fırkalar, ehli sünnet olmayan fırkalar beni sırtımdan vuruyor. Dolayısıyla doğudaki Müslümanların tamamını ehli sünnet ve cemaatle birleştirmem lazım. Şiisiydi, Sabbahisiydi bunların tamamını bitirmem gerekiyor. Hilafet bayrağı altında bütün doğuyu, bütün Müslümanlığı tek ülke, tek bayrak altına getirmem lazım. Peşinden ondan sonra gücüm yeterse batıya cihad ederim diyor. Yavuz'un kafasındaki sistem bu. Biliyorsunuz bir Müslümanın iki tane mefkûresi vardır. Birinci mefkûre ilahi kelimetullah'tır. Yani bütün dünyaya, her karışa, ulaşabildiğin her karışa İslam'ı, İslam davasını Kur'an'a götürmek. Buna ilahi kelimetullah denir. Dünyanın her köşesine ben bunu götürmek zorundayım. Kur'an'la bize verilmiş bir emirdir. Yeryüzünde din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla cihad edin. Yeryüzünde. Bak bütün yeryüzünü İslam yapmak bizim vazifemiz. Gücün yettiği kadar. Şu anda savaşmaya gücün yetmiyor mu? İlmi olarak savaşacaksın. Bilgi göndereceksin. Aktaracaksın, öğreteceksin. İslam'ın ahlakını aktaracaksın. Gücün yettiği zaman da cihat yapacaksın. İkinci mefkure nedir? Kızıl elmadır. Kızıl elma. Dünyada zengin ya da fakir diye bir ayrımın olmadığı, güçlülerin zayıfları ezemediği, her tarafa İslam'ın hilafet bayrağının götürüldüğü tek bir devlet. İslam devleti. Her Müslümanın kafasında bu iki mefkure vardır. Osmanlı sultanlarının da inanç temeli buna dayanır. İlahi kelimetullah, kızıl elma. Bütün dünya İslam olacak. Benim hayat gayem bu. Yavuz 8 sene ömür sürmüş, sarayda 6 ay geçirmemiş. Ne işin var senin ya? O cihattan cihada koşuyorsun. Sarayda yaşa işte. Onlarca cariyeyle, 3-4 tane eşle, para servet sende, sultansın. Doğuda batıda kolların var. Onlarca ülkeyi yıkmış ataların. Senin ülkene katmışlar. Yaşa keyfini sür. Ne işin var senin cihatta ya? 7,5 senesi at sırtında. Amacı ne bu adamın? Kuru bir cihangirlik değil. İslam'ı yaymam lazım. Benim amacım bu. Diyor. Önce Safevileri, Şiileri darmaduman etti. Safevi devletine son verdi. Peşinden Memlüklülere geldi alt tarafa. Ehli sünnet, Müslüman, Memlüklüler. Biz orada Şiilerle savaşırken sen alt taraftan pusu kuruyorsun. Anadolu'ya nasıl girebilirim diyorsun. Yavuz yer mi? Yavuz yemez. Safeviler, Memlüklüler ne dedi? Buraya İskender geldi, Mısır çöllerini geçemedi, geri döndü. Hülagü geldi. Cengiz Han geldi, geçemedi, geri döndü. Mısır çöllerini kimse geçemez. Yavuz da geçemez. Biz rahatız. Tamam da Yavuz bir Türk, bir Müslüman Türk ve inatçı bir adam. Allah'ın izniyle ben geçerim dedi mi? Geçti. 60 bin kişiyle geçti. 60 bin kişi. 50 yıldır yağmur yağmayan Mısır'a Allah yağmur yağdırdı. Yavuz'un ordusu oradan geçiyor diye. Yavuz'un hayatını anlatan, vezirlerinin yazdığı kitaplardan bir menkıbe geçer. Sultan Mısır'da o yağmurdan sonra ordusuyla beraber ağır ağır seyahat ederken fethedeceği toprağa atından iner. Veziri gelir yanına der ki, Hasan Can, sultanım niye attan indiniz? Siz attan indiğiniz zaman bütün ordu attan iniyor. Biz zaten kumların içinde zar zor gidiyoruz. Bidiniz. Kardeşim görmüyor musun önümüzde Muhammed Aleyhisselam yürüyor.
Farkında değil misin? Önümüzde Peygamberimiz Aleyhisselam yürüyor. O önümde yürürken ben nasıl ata binerim? Görmeden iman edenler, görerek iman edenler. Kardeşler, Allah'ın garip işleri vardır. Elbette ki iman gayba imandır. Ama bazen Allah lütfu gereği görmeyen insanların perdesini kaldırır ve bir şeyler görmeye başlarlar. Bazen melekleri görür, bazen bir şeytanı görür. Bazen direkt şeytandan fısıltı işitir, ses işitir. Bırak bu namazı ya. Hocam direkt şeytanın sesini işittim diyor ya. Namazı bırak, namazdan sana fayda yok. Bunu kim söyler? Müslüman bir cins namazdan sana fayda yok der mi? Bir melek yahut da ölmüş bir Müslüman namazdan sana fayda yok der mi? Bu cümleyi ancak kim kurar? Şeytan kurar. Allah'ın işleri budur. Görerek iman edenler, görmeden Yavuz, görmeden iman etmiş bir adam ama Allah lütuf verdi. Önce 50 yıldır yağmur yağmamış Sina Çölü'ne yağmur yağdırdı. Ordusu dedi ki tamam Allah bizimle, çok açık bir işaret. Biz oraya gideceğiz, orayı da fethedeceğiz ve halifeliği alacağız. İkinci işaret Muhammed Aleyhisselam senin ordunun önünde. Çünkü senin niyetin cihangirlik değil. Senin niyetin İslam'ı dünyaya yaymak. Ve Allah da yardım etti. 8 senede, 80 senede hiçbir sultanın yapamadığını Yavuz 8 senede yaptı. Allah ömrüne bereket verdiği zaman çok kısa dönemde büyük işler yaparsın. Sultan Yavuz gibi. Allah Teala rüyamızda göstersin. Ellerini öpmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin.